Herkese merhaba. Bu bölümde artık dönüşe doğru geçiyoruz ve dönüşte uğradığımız limanlarda biraz daha molalı ve küçük ziyaretler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Ama önümüzde daha Cide var. Cide'li ve bölgesel geziler yapıyoruz orada. Ardından da Bartın'daki Bartın Çayı'nda çok değişik bir seyir güncesi yaşayacağız. Ondan sonra da dönüşe doğru artık geçiyor olacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum herkese. O gün de şansımıza İnebolu'da özel bir gün. Gerek denizcilerimiz olsun, bizler olsun, belediyeler olsun, ne varsa hepimiz bir araya toplanıyoruz. Ve o gün Atatürk'ün İnebolu'da şapka ve kıyafet devriminin duyurduğu günün tam 97. yıl dönümüymüş meğerse. Bu nedenle o güne özel bütün kutlamalar, müzik şenlikleri, halk oyunları vesaire çok keyifli bir şekilde gerçekleşiyor ve biz de buna şahit olma fırsatı yakalıyoruz. Şu anda Heye Mola Halk Oyunu ekibini izliyoruz. Peki ya Heye Mola kelimesi neymiş? Aslında bir denizci tabiriymiş. Eyyam Ola kelimesinden geliyormuş. Zamanında Yahya Efendi hayır duası maksadıyla balıkçıları uğurlarken onların seyirleri şans ve uğurlu gitmesi adına Eyyam Ola diye uğurlarmış. Günümüzde Eyyam Ola kelimesi artık Heye Mola olarak dönüşmeye başlıyor ve Heye Mola ise ha gayret, ha şimdi olacak manasıyla cesaretlendirme sözcüğüne dönüşüyor. Söz, müzik, şarkılar eşliğinde çok güzel bir gün geçiyor ama bitmiyor tabii ki. Çünkü akşama bir de İnebolu'da harika bir Fener Alayı yürüyüşümüz olacak. Çalışma hayatı. Cide'deki limana vardıktan sonra o gece biraz Cide'ye de yürüyüş yapıyoruz ve oraları yöresel olarak kendi başımıza keşif yapıyoruz. Ertesi gün ise grupla birlikte çok güzel farklı farklı yöresel yerlere gidiyoruz. Öncelikle bir Loç Vadisi'ndeki seyir tepesine çıkıyoruz. Bir ara köylerde 100 yıllık, 300 yıllık tarihi yöresel Cide evlerini görüyoruz ve ondan sonra şu muhteşem Malyas Kanyonu'nu ziyaret ediyoruz. Zaten burada çok etkileniyoruz. Güzel bir öğle yemeğinden sonra tekrar bir trekking yürüyüşüne çıkartıyorlar bizi ve bakalım nereye varıyoruz. Arkadaşlar nereden gelin dedi o? Yok yok, o ile arkadakileri yönlendi. Yapış yapış, dikkat edin. Evet. Ama oradan ormanlar yapış, gidiyor. Yapış. Neredeymişiz? Amazon ormanlarındayız. Evet, Amazonlardayız. Ne söylendi, ne söylendi?
şimdi de böyle bir etaba geldik. Etap etap. You're not much funny. Nobody behind. Only two of us. Biliyorsun bir tutulmuş. Valla ben anlamam. Sen biliyor musun? Evet. Buna sakallı ağaç diyorlarmış. Sessiz bak. Olalım. Şey sesle konuşma lütfen. Bak kıpkırmızı çıkıyorsun. Ciddi mi? Evet. Yandım ben çünkü. Yandım onu ben. Yanma mı? Evet ve geldik. Eyvah eyvah. Ayağını sokmadan gireceğim. Nasıl olsun? Aa, burada kabin de varmış. Evet, doğal kabin. Doğal kabin ya. Aa, çok güzel. Tamam. Ali şimdi pişman mısın mayo almadığına? Valla o kadar da değilim ya. Çok soğuk zaten. Öyle mi? Su aygırı gibi ses çıkarttı şu anda. Valla mayo olsaydı yapardım. Ol 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 ol. Lan dolarsın dolarsın. Haydi haydi. Hadi gel gel. Arno hadi Arno. Hadi Arno. Bravo Arno. Çok soğuk. Bravo Arno. Nefesin kesildi mi? Bravo. Olcay bu ne? Bu ne Olcay? Bir de öyle bir takılmış ki. Geri gidersen çıkar bu. Mişlen mi? Bilmem Mişlen'e mi? Cide sahiline ve Cide'ye hoşça kal diyorum. Çok güzeldi. Tam yalnız beldesiymiş burası. Çıktık. Amasra'ya doğru seyir yaparken Cideros koyu vardı. Ona girmedik çünkü giderken tecrübe etmiştik. Bir yandan da manzaralarımız buralarda müthiş. Çok değişik kaya yapıları var. Taş yapılar var. Neyse. Bu sefer de Dede Koyu diye gözüküyor haritada. Ona gitmeye niyet ettik. Ve Göçkün Demirci Plajı gibi bir ismi var. İşte yelkenliğimizi kapattık. Şimdi bir koyu. Bu tabii bir plaj. Açık alargalık bir koy. Nadir koylardan bir tanesi. Çok az koy var bu bölgede. Karadeniz'de. Zaten hep açık denize açık olduğu için koylar. Solugana açık da aynı zamanda otomatik olarak. O yüzden hazır böyle güzel, sakin, durgun bir deniz bulmuşken çok hafif çırpıntı ve dalgacıklar var. Onu da değerlendireceğiz bugün. Zamanımız da var, programımız da yok Amasra'da. O yüzden bir deniz molasını hak ettik artık. Ay çok güzel bir yermiş burası. Bakar mısın güzelliğe? Oldu mu da çok güzel oluyor buralar. Olmuyor. Oldu mu da müthiş oluyor. Koylar az ama olan da çok güzel. Deniz yeşil turkuazımsı. Şu anda bugün bulutlu çünkü. Gördüğünüz üzere. Verebildiği renk bu. Demirimizi de attık. Ve işte bugün deniz molasını vereceğiz. Manzaralar ne güzel. Peşimizden girenler çıkanlar aynı koya. Herkes öpücük gönderdi onda. Thank you.
başına. Baş, başına okuyun ama. Biliyor musunuz? Beta, alfa, sigma. Rahmetinle geldin kabrin başına. Hak kabul etsin. Etsini görüyor musunuz? Evet. Etsin. Hak kabul etsin. Gitmez duan boşuna. Gitmez duan boşuna şuraya kadar. Ha, gitmez duan boşuna. Kerem-i Mevla, Kerem-i Mevla yetiştirdi. Yetiştirdi 62 yaşına. Ha, 62 yaşında. Siz nasıl okuyabiliyorsunuz? Ben anlamadım şimdi. Tamam, de. Siz okuyorsunuz. Siz de beraber devam edin. Anlıyorsunuz ama. Çünkü Rumca Türkçe. Rumca Türkçe mi? Türkçe çünkü yazılı olan Türkçe. Türkçe mi? Tabii sadece alfabe. Evet. Tabii. Aynen. Tabii. Ne ifade abi gelmek. Gün batımını izlemeye geldik bu sefer de Amasya'nın Boztepe'sine, Boztepe Yarımadası'na. Eskiden adaymış. Tekneler de tam karşıda şurada. Burası gümrük sahası aslında. Çok güzel. Güneşi batıracağız bugün de. Erkenden geldik, kaçırmamak için. Yapıyoruz ve Bartın çayına gireceğiz. Bartın çayına girmeden önce manzarayı göstermem lazım. Manzara çok güzel. Bartın harika gözüküyor uzaktan. Ve hemen dibinde de bir limanı var şurada. Onun girişinde de iki mendirek ağzı var. Ortadaki olan normalde mendireğe giriş sağlıyor. Sağdaki olan da çaya doğru giriyor. Bartın çayına. Ve biz yine içeride bayağı kısıtlı manevramız olacağı için tek sıra haline girdik. Ve birazdan böyle bir sıra şeklinde çaya doğru ilerliyor olacağız. Vallahi çok heyecanlıyız. Süratlerimiz düşük. Yani manevrada kısıtlı da olacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden nasıl geçecek bilmiyorum. Bakalım. Hep birlikte izleyeceğiz. Rastgele. Hoş bulduk. Deniz bir anda renk değiştirdi. Maviden çamur rengine döndü. Herhalde çay nedeniyle olsa gerek. Bu aralıkta. Burada iki giriş var. Sol taraftaki liman girişi şu içeriye gidiyor. Sağ taraftaki de bizim girdiğimiz, şu anki girdiğimizde tam da çaya doğru içeri giriyor. Yaklaşık yarım mil, bir mil gidip bir tecrübe edip ondan sonra çıkacağız. Asıl Filyos'a doğru devam edeceğiz. Bu tamamen hepimize bir tecrübe olsun diye yapılmış günlük aktivitemizden bir parça. Bir tarafta sanayileşme, bir tarafta da doğa harikaları. İkisinin arasından dengeli bir şekilde çaya doğru inerliyoruz. Güneş çok güzel vurdu şansımıza. Olcay derede seyir yapıyoruz yani. Evet, çaydayız. Bartın çayında seyirdeyiz şu anda. Ya resmen. Denize bak artık nerede, Filipinlere mi geldik şu anda? Dönelim dönme
Resmen Filipinler'de şu anda. Niye Filipinler'de diyorum? Pakistanlı kaptanlar konuşuyor da. Böyle bla 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 falan diye. Ay ne güzel. Ay 40 yıl düşünsem aklıma gelmez yani böyle bir şey göreceğim, yaşayacağım. Hoş bulduk. Bu arada 4 knot hızla ilerliyoruz. Derinlikler 5-6 metre. En minimum düşen metre civarı 3 metre olacak ileride. O yüzden onun gönlü rahatlığıyla ilerliyoruz. Biz sadece tabii burada bu tecrübeyi yaşamak için buraya geldik. Hani fazla kalmayacağız. Bu arada burada Bartın Limanı'nın girişi var. Ama asgari saha da varmış. Baraj gibi bir şeyler var, bilmiyorum. Ama bizi enterese eden bu kısım. Nereye gidiyorsunuz? Bunlar böyle şey kahverengi gri martılar galiba. Onların bir şey adı var. Lekeli. Kahverengi lekeli. Derinin kirliliğine bakın. Ama doğal. Buralar 3,5-4 metreye kadar indi salmanın altından. Verilen ölçü olarak söylüyorum. Yani sazlıkların içinde bu durumu resmen kendi teknemizle yaşıyoruz. Ve bunun verdiği böyle coşku ay çok enteresan yani. Çok çok güzel. Aa, ne gördüm biliyor musunuz? Çöp. Çöp duvarı. Neyse, bu da var. Evet, buraya kadar geldik. 1 mil kadar ilerledik. Burada hem dönüş mesafesi uygun, hem derinlik uygun, hem bundan sonra ilerlersek köprü falan varmış. O yüzden o bizim için uygun olmayacaktı. Şimdi yavaş yavaş tekneler o ileriden dönüş manevralarını yapıp geri dönüyorlar. O yüzden de sancak sancak ilerlemeye başladık. Kendim şeyde Ava deresinde kendi teknemizle ilerliyor, seyir yapıyormuş gibi hissettim. O kadar değişik bir duygu. Komodorumuz geliyor. Bir tekne daha. Burada bir tane tersanecik var.
Bartın limanına bağlı herhalde. Küçük bir tersane. Manevra bayağı hoppala diye oldu. Sırada Güney Afrikalı çiftimiz var. Amel tekneleriyle. Hepimiz Bartın'a geldik. Filios limanındayız. Burası çok küçük bir limanmış. O yüzden hepimiz abord olduk birbirimize. Güzel manzaraların ardında, kamera arkasında aslında o gün çok büyük bir felaket yaşadık. Ve çok 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 üzgün ve buruk olduğumuz deniz günlerinden biriydi bizim için. Onu da artık bir sonraki bölümde paylaşacağım. Ve o burukluğu size yansıtmaya çalışacağım. Bu seferlik bu kadar. Evet, her güzel manzaranın ardında ne yazık ki bazen hepimizin hayatında olduğu gibi hiç beklenmedik sürprizler de veya olaylar yaşanabiliyor. İşte o gün zor bir gündü bizim için. Ve aynı bu manzara gibi bizim için de her şey maalesef göründüğü gibi değil, bir felaket şeklinde seyrimiz sollanmaya başladı. Neyse, bir sonraki bölümde paylaşacağım. Görüşmek üzere.